Gaziantep'te dönemin spordan sorumlu devlet bakanı ve Gaziantep milletvekili Kamil Ocak tarafından 1974 yılında hizmete açılan 19.981 kişi kapasiteli Kamil Ocak stadyumu yıkılmış, Yukarı Beyler Mahallesi'nde 35.574 koltuk kapasiteli Gaziantep stadyumu yapılmıştı. Atıl duruma düşen Kamil Ocak Stadı 2018 yılında yıkılırken yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla millet bahçesi yapımına başlandı. Gaziantep Spor'un Süper Lig'deki 529, TFF 1. Lig'deki 289, 2. Lig'deki 51 maçına, 10 kez de Avrupa Kupası maçına ev sahipliği yapan Kamil Ocak Stadyumu yaklaşık 3 ay içerisinde yıkılırken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 7 Şubat 2020 tarihinde çalışmalara başlandı. Yaklaşık 2 yılda tamamlanması hedeflenen proje, öngörülemeyen pandemi ve artan maliyetler gibi nedenlerden etkilendi. Zaman zaman yavaşlayan çalışmalar son dönemlerde hız kazandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberindeki teknik heyetle birlikte proje alanını gezerek incelemeler yaptı. Vali Gül, içerisinde 2000 kişilik cami yapımını da öngören millet bahçesinin yapımı ile ilgili son durumu hakkında bilgi aldı. Gaziantep'te kültür ve sanatın yaşatıldığı, insanların iç içe olduğu, üretkenliği ve tasarımıyla ön plana çıkacak olan Millet Bahçesi, 136.200 metrekare inşaat alanı bulunuyor. Kent gastronomisini en iyi şekilde yansıtan kafeler ve Gaziantep'in el sanatlarından ve ürünlerinden oluşan mağazaların olduğu bedestenler de yer alacak. İnsanları rahatlıkla ibadet edecekleri cami, vatandaşların zaman geçirebilecekleri millet kıraathanesi, 15.966 adet ağaç dikilerek Sağlıklı yaşam için yürüyüş yapacakları yeşil alanlar ve 150 metrelik gölgelik alanlarla vatandaşların daha sağlıklı ve verimli vakit geçirebilmesi hedeflenirken, Millet Bahçesi'nde araçların park edilebileceği otopark ve bahçeler yer alacak.